Çok merak ettiğim bir şeyle başlamak istiyorum. Aslında hep merak etmişimdir. Ali Babacan siyasete nasıl başladı? Aslında öncesi var mıydı? AK Parti öncesi var mıydı? Ve siz gençlik yıllarınızda da politik bir insan mıydınız? Nasıl başladı? Teklif kimden geldi? Sonrasında kopuş sürecine de geleceğiz. Bize biraz bu hikayeyi anlatır mısınız? Bizim aile aslında tamamen ticaretle uğraşan bir aile. Dedem Evet, kamuda hep 1928'de öyle başlamış. biliyor. Babam 1953'te işi devraldı. Ben Hı. 1993'te devraldım. Ve bizim ailede siyasi parti mensubiyeti hiç olmadı. Siyasetin yakınından bile geçen hiç kimse olmamış idi. Ta ki 2001 yılında ben AK Parti'nin kurucu üyesi olarak ilk defa siyasete adımımı Aile nasıl atana kadar. karşıladı? Çok özür dilerim. Aile nasıl karşıladı? Hiç siyasete girmemiş bir aile olarak ticari hayatımız olumsuz Yani etkileniyor diye. önce tabii olumsuz baktı herkes. Çünkü biz kendi halimize meşgulüz. Çok da yoğun işimiz. Siyaset de dışarıdan bakımda karışık ve kirli bir alan. Öyle olunca bizim herkes ya biz işimize bakalım dediler. Gerek yok dediler. Fikri destek verelim ama içinde olmanın gereği yok dedi herkes. Fakat çok ısrarlı talep ve davet üzerine nihayetinde karar verdik. Ailece karar verdik ve ben başladım. Kopuş süreciyle ilgili çok konuşuldu o dönem. Nasıl o aşamaya gelindi? Biraz oradan bahseder misiniz bize? Şimdi benim siyasete başlamamın en önemli gerekçeleri bir 28 Şubat döneminin o baskı iklimi ve 2001-2002 ekonomik kriziyle beraber Türkiye'nin gerçekten çok zor bir durumu yaşamaya başlaması. Başka sebepler var ama en önemli iki sebep bu. Yani bir tanesi aslında özgürlüklerle ve adaletle ilgili bir konu. İkincisi de ekonomiyle ilgili bir konu. Şimdi dönüp dolaşıp yıllar sonra bir zamanlar özgürlük mücadelesi ve hak mücadelesi olan başlayan bir siyasi hareketin başkalarının özgürlüklerini kısıtlayan, başkalarının hakkına müdahale eden, adaletten, hukuktan uzaklaşan bir zihniyete evrilince artık benim ayrılma zamanının geldiğini düşündüm. Yani ilke ve değerler açısından baktığımızda ciddi bir ayrışma başladı ve nihayetinde ben 2019 yılında AK Parti'den ayrıldım. 2020 yılında da yepyeni bir siyasi hareketi başlattık, Deva Partisi'ni başlattık. Büyük bir mücadele verdik, doğruların mücadelesini verdik. İlk başlarda bu mücadele daha kolaydı. Çünkü bizim gibi düşünen, demokrat duruşu olan, özgürlüklere inanan, adalet isteyen çok sayıda arkadaşımız vardı. O arkadaşların sayısı gittikçe azaldı, azaldı, azaldı. Bambaşka bir kadro yapılanması oluştu. Nihayetinde artık o kötüye gidişi engelleyecek bir imkan da kalmayınca o noktada artık yollara ayrılma zamanı geldi. Ekonomi sadece bir sonuç olarak ortaya çıktı. İstişare terk edildi. Belki de en önemli konulardan bir tanesi. Yani kararlar eskiden hep istişareyle alınırken artık istişaresiz kararlar alınmaya başlandı. Zaten aslında 2018'den önce de Türkiye'de tek bir kişinin karar verdiği bir yapı defakto oluşmuştu. 2017'deki referandum, 2018'deki seçim ve kurulan hükümet aslında fiili olarak tek kişinin her şeye karar verdiği bir sistemi bir bakıma anayasa değişikliğiyle de tek kişiye tam yetkili bir şekilde aklına geleni yapacak bir alan açtı. Ama bir kişi aklına her geleni yaptığında da ülkenin sorunlarını çözülemediği çok açık bir şekilde ortaya çıktı şu anda. Biz onun için demokrasi diyoruz, onun için güçlenmiş parlamenter sistem diyoruz ve bunun için de hızlı bir şekilde çalışıyoruz. O kopuş sürecinde sizinle beraber kopan birkaç isim daha vardı. Örneğin işte Sayın Abdullah Gül aslında bir cumhurbaşkanı olarak bir kenara çekilmesine rağmen zaman zaman adı hep muhalif bir cumhurbaşkanı adayı olarak anıldı. Davutoğlu hakeza öyle. Siz bunlarla birlikte mi karar verdiniz veya işte neden bir tek parti değildi ayrı ayrı karar verdiniz? Ayrıştığınız noktalar neydi? Sayın Gül biliyorsunuz 2014 yılında cumhurbaşkanlığından ayrılırken dedi ki ben artık aktif siyasette rol almayacağım. Yani artık ben partili bir siyaset yapmayacağım dedi. Onu deklare etti. Dolayısıyla Sayın Gül'ün durumu farklı. Ama Sayın Davutoğlu'nun ayrılışı, parti kuruluş süreci herhalde o kendisinin cevap vermesi gereken sorular. Ben onun adına burada bir şey demem doğru Hayır, olmaz. kendi adınıza hiç görüştünüz mü? Onu merak ediyoruz. Tabii ki O yani süreçten çok birlikte kişiyle hareket görüştük. edelim gibi. Yani çok kişiyle görüştük. Geniş istişare toplantıları yaptım farklı farklı gruplarla. Binden fazla insanla da birebir en az her bir saatlik görüşmeler yaptım. Herkesle görüştük. Ama sonuçta Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir siyasi partinin ve vatandaşlarımızın gittikçe talebinin artacağı bir siyasi partinin Deva Partisi'nin kavramı, Deva Partisi'nin duruşu çerçevesinde olması gerektiğiyle ilgili arkadaşlarımızla beraber karar oluşturduk ve Deva Partisi ile yola çıktık. Bizim 90 kurucu arkadaşımız var. Şu anda 81 ilin 81'inde de il başkanlarımız var. 720 ilçede ilçe başkanımız var. Ve çok sayıda siyasete ilk defa bizimle başlayan arkadaşlarımızla beraber kurduk biz Deva Partisi. Yani AK Parti'nin böyle hazır teşkilat yapısından bir grubu yanımıza çekip ya da sadece AK Parti milletvekili yapmış insanlardan bir grubu alıp
partiyi kurmadık. Çünkü mesela AK Parti kurulurken biliyorsunuz ağırlıklı olarak kapatılan Fazilet Partisi'nin yapısı üzerine kurulmuştu. Oradaki milletvekilleri geçti. Teşkilatların önemli bir kısmı AK Parti'ye geçti. AK Parti tabelası asıldı ve devam edildi. Biz sıfırdan kurduk her şeyi. Eski hiçbir siyasi partiyle mukayese edilemeyecek bambaşka yeni bir siyasi kimliğin Türkiye'de gerekli olduğunu düşündük. O kararı burada ne zaman aldınız? O parti kurma kararını tam olarak ne zaman aldınız? Parti yani kurma her kararını... parti kuruyoruz arkadaşlar deyip o start verdiğiniz dönemi merak ediyoruz. Yani karar almamız 2019 yılı. Evet. Fiili kuruluş da 2020. Ya şey oldu mu hiç ailenizden vesaire bir karşı çıkan yani hani malum siyasi atmosferi? Yok bu sefer hiç olmadı. Tam tersine bir aile meclisini topladık. Dedim ki artık yeni bir siyasi hareket gerekiyor. Türkiye'de sorunlar çok büyüdü ve aslında 2001'de AK Parti'nin kuruluşunda yaşanan koşullar tekrar oluştu. Yani eskiden bir grup ezilirken şimdi üste çıkan bir başka grubu ezmeye başladı. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisine yakın olmayan, herkesi dışlayan, hatta yer yer zulmeden bir zihniyete dönüştü bu yapı. İkincisi de ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla aynı 2001'deki siyasi iklim ve ekonomik iklim bir bakıma 2018-19'da tekrar etmeye başladı. Kimlik siyaseti yapmıyoruz. Dar ideoloji siyaseti yapmıyoruz. Bütün ülkeyi ve bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak ve herkes için çok daha iyi bir Türkiye hedefiyle hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Çok zor değil mi bu? Yani az önce dediğiniz dar ideolojiyle kimlik siyaseti yapan partiler var ülkede. Ve bunlar bu ülkenin gerçekleri. İkisi de bu ülkenin gerçekleri. Bunları nasıl bir orta yolda birleştireceksiniz ve nasıl ikisini memnun edeceksiniz? Yani size de mutlaka geliyordur. Nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Aslında biz toplumda kimlikler üzerinden ya da ideolojiler üzerinden böyle büyük bir ayrışma görmüyoruz toplumda. Yani bu siyaset tarafında bu daha çok ama var. Ama bu partiler yani var. Yani şimdi ben sizin şöyle girerken baktım burada çalışan arkadaşlara. Yani genç arkadaşlar Türkiye'nin belli ki farklı yerlerinden evet. Gelmişler. Belki farklı siyasi tercihleri var ama gelmişler burada bu ülke için çalışıyorlar. Aynen. Dolayısıyla siyasetin bu kutuplaştırıcı dili, siyasetin bu ayrıştırma gayreti ve kendi hedeflediği, gözüne kestirdiği kitleden oy alma için diğer kitleleri bir bakıma uzaklaştıran, ötekileştiren, hatta düşman ilan eden tutum siyaset tarafında var. Bakıyorum bugün işte İstanbul'un çoğu mahallesine gidin, bakın apartmanlarda yaşayan şöyle insanlara bakın. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelmişler. Farklı... 80 ile ziyaretiniz oldu değil mi? O arkadaşlar sohbet ederken öyle bir detay verdiler bana. Türkiye'de 80 tanelik gezdiniz. Bazılarına 7-8 defa gittik evet, yani. Evet. Sadece şeyde değil yani. Biraz da oralardaki manzaralardan insanların bakış açısı vesaire yani bahsettiğiniz konuya ithafen. Yani büyük şehirlerde de, başka bölgelerde de topluma baktığımızda mesela diyelim ki bir çarşıya bakıyorsunuz. Çarşıda esnaf komşular değil mi? Üniversiteye bakıyorsunuz öğrenciler. Bir apartmanda yaşayan komşular. Şimdi bunlar aslında yani belki etnisite olarak, din, mezhep olarak farklı olabilirler. Ama toplumda sen şöylesin, ben böyleyim diye bu ciddi bir ayrışma biz görmüyoruz.